Merhaba arkadaşlar. Şimdi trigonometri 3. kurula devam ediyoruz. Demiş ki bir saat tasarımcısı birim çember şeklinde bir saat tasarlamış ve bu çemberin merkezine yelkovan ve akrebi yerleştirmiştir. Saat üzerindeki sayılardan bazıları yerine radyan cinsinden açı ölçü birimleri belli bir düzene göre yazılmıştır. Örneğin aşağıdaki saatte pi bölü 2 ile gösterilen sayı 12, yani burası normal bildiğimiz 12'yi pi ile gösterilen sayı 9'u temsil etmektedir. O halde 0,2'de birim çember üzerindeki noktanın koordinatları nedir demiş arkadaşlar. 0,2'de. Bakın şurası 1 olsun. Burası 2 olsun. Şimdi arkadaşlar eğer biz şu doğruları çekersek burası kaç derece? 90 derece. Çeyrek daire. Peki bunlar 1 ve 2 eşit özdeş bölecekleri için şuralar ve şuraları çekersek bunlar nedir? Hep eşittir. Her biri 5 birimdir. Dakikadan hatırlayın. O halde arkadaşlar eşitse bunlar ölçüleri de eşittir. Yani burası alfa, burası alfa, burası da alfadır. Toplam 3 alfa. 3 alfa 90'sa alfa nedir? 30. Peki burası alfa ise bunu gören merkez açı da nedir? Alfadır. Bize diyor ki saat 2'deyken diyor. Yani saat tam 2 iken diyor. Bunun koordinatlarını söyleyiniz diyor. Peki bunun koordinatlarını söyleyeyim. Yani burayı soruyor arkadaşlar. Burada bir dik üçgen çizdiğimizde alfayı 30 bulmuştuk. Bu birim çember olduğu için burası 1 birimdi. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. Yani x ve y bileşenlerinden oluşacak diyelim bu noktaya. Y'yi ne buldum arkadaşlar? 1 bölü 2. Yüksekliğimiz 1 bölü 2. O halde y 1 bölü 2'ymiş. Peki burası 30'sa burası kaç? 60. 60'ın karşısına kök 3 bölü 2. Halde x'imiz de neymiş? Kök 3 bölü 2'ymiş. Bu noktamız kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2'dir. Bu da hangisinde var? Ceyhan'da var arkadaşlar. Şimdi bunu ikinci şekilde yapalım. İkinci yolla yapalım. Evet, şimdi bunu evet, şimdi bu soruyu bir de ikinci yoldan yapalım. İkinci yol. Arkadaşlar birim çember olduğu için buna P noktası diyelim. P noktasının apsisi ne? Bu açının kosinüs, yani kosinüs 30. Ordinatı ne? Sinüs 30. Bunları önceden biliyorsak eğer direkt yazabiliriz. Noktamız arkadaşlar kosinüs 30 kök 3 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2'dir. Yani trigonometrik fonksiyonlar yardımıyla da hemen dik üçgene başvurmadan yapabiliriz. İkinci soruya bakalım. Demiş ki aşağıdaki masa üzerinde bulunan 5 karttan 4 üzerinde yazılan trigonometrik ifadeler birbirine eşittir. İkra sonucu farklı olan trigonometrik ifadenin yazılı olduğu kağıdı masadan kaldırdığına göre ikranın masadan kaldırdığı kağıtta yazılı olan trigonometrik ifade hangisidir? Şimdi arkadaşlar birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. O halde şunlar birbirine eşittir. Demek ki bunlardan biri olamayacağına göre 4'ü de kosinüs 30'a ya da sinüs 60'a eşit olacak. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri de birbirine eşittir. Yani bu da eşittir sinüs 60'a. Kosinüs eksi 30 arkadaşlar 4. bölgede kosinüs pozitifti. Dolayısıyla kosinüs 30'a eşit. O da kosinüs 60'a eşit. Burada sinüs eksi 60, dördüncü bölgede eksi sinüs 60 diye yazılır. Yani bu negatiftir. O halde sinüs eksi 60'ın atılması gerekir arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Demiş ki tanjant teta 24 bölü 7. Tetamız bakın burası. Karşısı 24'müş, komşumuz 7'ymiş. O zaman şuraya 7 yazalım. Direkt 24 vermiş. Bu tanjant alfa nedir? Alfa ne demekti? Komşu bölü karşı. Komşuda 18 var. Karşıda 24 var. 18 bölü 24'ten arkadaşlar 6 ile sadeleşsin. 3 bölü 4'tür. Demiş ki buluşmak için birbirleriyle telefon görüşmesi yapan A noktasındaki Ali'nin ve B noktasındaki Betül'ün telefonların sinyal aldığı C noktasındaki baz istasyonu uzaklıkları sırasıyla 10 ve 12. 12 ve 10. Yani Ali 12. Ali önce söylemişti arkadaşlar. Betül 10. Telefonlarıyla baz istasyonu birleştiren duvar arasındaki açı 60 derece olduğuna göre. Yani demek ki şurası da 60'mış. Ali ile Betül arasındaki uzaklık kaç kilometredir?
İkisinin arasındaki mesafeyi soruyor. Arkadaşlar, şuradan bir doğru çekelim. Ayaklarından değil de tam buradan bir doğru çekelim. Bunlar arasındaki mesafe nedir ona bakalım arkadaşlar. Burası 12, burası 10, burası 120. Bu bana neyi hatırlatıyor? Karşı bulmada kosinüs teoremini. Karşıya x diyelim. X'in karesi eşittir. 12'nin karesi 144. 10'un karesi 100. Eksi 2 kere 12 kere 10 kere kosinüs 120. Kosinüs 120. X kare eşittir. 244 eksi. Kosinüs 120 nedir arkadaşlar? 180'e 60 derece uzaklıkta olduğum için eksi kos 60'tır. Yani eksi 1 bölü 2'dir. O halde eksi eksiden artı olur. Bunun yerine 1 bölü 2 yazdığında bununla sadeleşir. 12 çarpı 10'dan 120 bulur. O halde x kare eşittir. 144 artı 120, 344'tür. O halde x'imiz nedir? Kök 344'tür. 4 kere 1, 4. Sonra 4 ile biten deniz. Yani bu ifade eşitmiş 2 kök 31'e.